konuştuğumuz mesele Enes Kara'nın ölümüyle alakalı. Bu başlığın bize açtığı bir yol var. Bu da tarikat ve cemaatlerin yeniden Türkiye'deki varlıklarının ve faaliyetlerinin yeniden tartışılmaya açılması oldu. Biraz bunu konuşacağız. Nasıl beslendiler, bugüne nasıl geldiler, hangi dönemde yükseldiler, siyaset ve tarikat ilişkisi ve önümüzdeki dönemde bizi ne gibi tehlikeler bekliyor? Bu önemli konuları konuşacağız değerli izleyenler. Stüdyo konuğum İçişleri Eski Bakanlarından Sayın Saadettin Tantan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Saadettin Bey. Ve Skype hattında konuğumuzsa emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz. Siz de hoş geldiniz Sayın Yavuz yayınımıza. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sayın Bakanımı ve sizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler. Sizden de saygılar. Önce sıcağı sıcağına bu birkaç gündür yaşanan konuya ilişkin yorumunuzu merak ediyorum. Enes Kara baskıya uğradığı için hayattan koptu diyelim ve babası konuştu. Babasının cemaate bağlılığını anlıyoruz. Herhangi bir şikayetin olmadığını anlıyoruz. Tele1'e konuştu babası. Bu da tabii çok tartışılıyor, eleştiriliyor. Bir yandan Elazığ'da bir baskı var. Yerel gazeteye bu konuyu gündeme getiren yerel gazeteye ilişkin cemaati bu işten çıkarın baskısı. Sıra arkadaşları Enes'in öğrenci arkadaşları bir basın açıklaması yaptı Fırat Üniversitesi'nde. O öğrencilere cemaati bu işin içinden çıkarın şeklinde bir takım uyarılar gitmiş. Bunları öğreniyoruz. Bunlar bugüne ilişkin öğrendiğimiz bilgiler. Öncelikle nasıl yorumluyorsunuz Sayın Tantan bu olayı? Enes olayı çok acı bir olay. Yani o bir gerçeği ifade ediyor aslında. Allah'ın emri, insanoğluna hepimize verdiği emir. Adaletli yaşayın, dürüstçe yaşayın, çalışın, paylaşımcı olun. Böyle müessese kurun, cemaat kurun, tarikat kurun diye böyle bir emri yok Allah'ın. Allah'ın ilk insanoğluna verdiği en büyük hak, hak kavramı, hakka sahiplenmek. Bu cemaatler falan bakımından bakıldığında... Öyle bir şey yok. Tek kişiye tabi olacaksın diye bir şey var. Bu maalesef yaşadığımız tesadüfi değil bu olaylar. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Büyük İngiliz oyununun bir yansıması hala devam ediyor. Yani Birinci Dünya Savaşı öncesindeki büyük oyun, özellikle Müslüman ülkelerdeki Müslüman ülkenin istikrarsızlaştırılması, köleleştirilmesi, otoriter rejimlere teslim edilmesi, Osmanlı Devleti'nin parçalanmasında İngiliz sefardan kurduğu Müslüman kardeş örgütü, Vahabizm, Hizbul Tahrir, Hindistan'da Ahmedilik, şimdi bakıyorsunuz Pakistan'da İran Belucistan'da Cundullah örgütü gibi irili ufaklı Türkiye'de de Elazığ üzerinde baktığımız zaman aşağı yukarı 20'nin üzerinde Nur cemaatine tabi irili ufaklı şey var orada, cemaatler var. Bu aslında bir büyük bir tehlikenin ifadesi. Osmanlı Devleti'nin parçalanması sürecine baktığımız zaman özellikle misyoner faaliyetlerin yani okullaşmanın özellikle Bulgaristan üzerindeki Bulgar gençlerin yurt dışına taşınması veya Bulgaristan'daki eğitim sistemiyle Osmanlı Devleti'ne karşı Bulgar milliyetçinin öne çıkarılması ve böylece kalkışma hareketleri Balkanların kaybına sebep oldu. Hepimiz biliyoruz bunu. Ve bugün baktığımız zaman bugün maalesef siyasetin de çıkarları bakımından bu tip irili ufaklı şeylere kimse dokunamıyor. Kim denetliyor, kimse denetleyemiyor. Diyanet denetlemiyor. Hiçbir şey yapamıyor. Oysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurtuluş ve kuruluşundaki üç temel ayak, Atatürk'ün kurduğu üç temel ayak nedir? Özgürlük, bağımsızlık, adalet ve güvenlik. Şimdi bu üç temel ayağı ortadan kaldıran bir siyasi zihniyetle Türkiye çöküşe doğru giderken aslında bize düşen görev halkımızı bilinçlendirmek oluyor. Modern devletlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapılması gereken öncelik bireyin yani çocuğun doğumundan ölümüne kadar zihinsel gelişimi, fiziki gelişimi. Fiziki gelişimi dediğimiz zaman fiziksel yani bir bedeni gelişimi. Yani bir sporcu gibi yetiştirilmesi, kendi kendine yaşayacak hale dönüştürmesi gibi bir takım altyapılar. Bir de inanç gelişimi. Hangi dinden olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti toprakları içerisinde doğan kim olursa olsun, hangi dinden olursa olsun, onun inanç
inancını geliştirmesi bakımından oraya hizmet götürmek gerekiyor. Cumhuriyetle beraber dinin özgürleştiğini görüyoruz. Yani Atatürk Cumhuriyetle beraber özellikle Osmanlı'da gasp edilmiş olan dini özgürleştirmiştir. Ve o günkü en büyük alimlere de bugün daha hala üniversitede okutulan kitaplar yazdırmıştır. Bugün Elmalı Hamdi Yazır'ın yazdığı kitaplar üzerinde daha kitap yazılamadı. Hala okutulmaktadır. İslam düşünce tarihine baktığınız zaman hala o devam ediyor. Önemli kitaplar bunlar. Ve bu kitaplarla ilk defa bireylerimiz, halkımız kendi dinini öğrenmeye başladı. Çünkü o güne kadar dinler dededen babadan kalma usullerle o günkü bilgi düzeyine kadar bilinmeyen hocalar vasıtasıyla bilgi aktarılıyordu ki süreç içerisinde bakıldığında hala dinin emretmediği, hurafenin emrettiği, çıkarın emrettiği bir takım uygulamaların halk nezdinde kabul gördüğü şeklinde ortaya çıkıyor. Ve Atatürk ve arkadaşlar bu konuda büyük bir çaba sarf etmişler ve insanların zihinlerini yeniden Türk kimliği, inanç kimliği, özgürlük kimliği üzerine inşa edilmesi için büyük çaba sarf etmişler. İşte o dönemi hepimiz biliyoruz. Fazla zaman kaybetmemek adına. Bugünkü döneme baktığımızda 1960'lı yıllarda özellikle El Rabıta Örgütü'nün, ki bu bir Amerikan yapımı bir örgüt, Müslüman Kardeşlerinin kurulu Hasan el-Benna'nın damadı Said Ramazan'ın bir büyük bir hukukçu ve hem El Rabıta Örgütü'nde bir danışman hem de Amerikan'ın CIA'nın kullandığı bir yapı. Türkiye'den de katılan, yani o toplantılara katılan arşivler diye isimleri bilinen insanlar da var. Yani belli görevlerde bulunmuş insanlar da var. Ve zihinsel anlamda insanların zihinlerinin kirletildiğini görüyoruz. Yani bugünkü siyasi zihniyetin geçmişten bugüne kadarki bir takım oluşumlar çerçevesindeki kendine şırınga şeklinde şey yapılan Atatürk düşmanlığı, Cumhuriyet düşmanlığı, devlet düşmanlığının halen devam etmekte olduğunu görüyoruz. Bu büyük oyunun bir parçası. Yani NATO'ya girdikten sonra bunun daha da geliştirildiğini, özellikle içerideki ve dışarıdaki işbirlikçilerin Türkiye'nin sanayileşmesini engellediğini, Türkiye'nin zihinsel gelişimini engellediğini ve inanç gelişimine saplantılar sokarak geleneksel Türk İslamı'ndan uzaklaştırılıp işte Merdan Yanar'da her akşam Emevi İslam'ı diye aykırıp duruyoruz Sayın Merdan Bey. Artık o da geçerli değil. Artık o da şeyini kaybetti. Artık bütün İslam ülkelerinde uyanışlar başladı. Yani artık küresel güçler de o ülkeleri tutamaz vaziyette gelmiş vaziyetteler. Bunu da görmemizde büyük fayda var diye düşünüyorum. Evet. Bugün o bakımdan Enes'in ortaya koyduğu çok IQ'su yüksek bir çocuk olduğu belli. Eğitiminin de yüksek olduğu belli. Ve buradan şunu ifade etmek istiyorum. Diyanet İşleri Teşkilatı kontrol denetleyemiyor. Kolluk Kürsel İstihbarat Teşkilatları'nda her türlü arşiv olsa da siyaset baskı yapıyor. Bunlara dokunmayın diye. Bu geçmiş hükümetler döneminde de bu böyleydi. Hep korundu diyorsunuz Cemal. Fethullah Gülen Hareketi'nin nasıl korunduğunu, nasıl bir tehlike oluşturduğunu, nasıl Türkiye'yi belli güçlere teslim etmek için kalkıştığını hepimiz biliyoruz. Değil mi? Hala devam ettiğini de biliyoruz. Bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi zihniyetinin de dini kullanarak insanları nasıl köleleştirdiğini görüyoruz. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi eğer namuslu ve dürüstse Allah'ın emri, Allah'ın emri ne? Allah'ın emri çalışacaksın, alın terini kazanacaksın, kazandığını adaletli bir şekilde paylaşacaksın, danışma içerisinde olacaksın, halkını tehdit etmeyeceksin, helal lokma yiyeceksin. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi ve yandaşları iktidara geldiği günden bugüne kadar sürekli geçmişte yaptıkları suçlar bakımından bakıldığında bir sürü aflar çıkarmadı mı? Her bütçe döneminde de sürekli aflar çıkarttı ve bu aflar vatandaş görmedi bile, farkında bile olmadı. Ve o kadar ileri gitti ki artık ortaya çıkarttığım mezar evlerde bile Hizbullah terör örgütünün kimler tarafından kullanıldığı, nasıl devreye sokuldu, ne yapmak istediği, bir silahlı örgüt olan PKK terör örgütünün, bir organize suç örgütünün nasıl masaya oturtulduğunu, hangi istihbarat örgütünün oturttuğunu bilinmesi, bilinmiş olmasına rağmen
PKK'nın da Hizbullah'ın da dinip bir zaman zaman kullanmaya kalkıştı ve buna karşı iktidarın bir anda görev yapması gerekirken uzun kayıp olduğu, hiç bunları görmezden geldiği, üzerine gitmediği bir vaka. Özellikle yolsuzlukla beslenen, yolsuzluk ekonomisinin tavan yaptığı, örgütlü suçun derebeyleri konumuna gelmiş olan AKP ve yandaşlarının paralarını yurt dışına kaçırdığı da bir vaka. Hala da kaçırmaya devam ettikleri de bir vaka. Ve Türk ekonomisini nasıl kırgın hale getirdiği de bir vaka. Ben diyorum ki bu büyük genişletilmiş büyük Ortadoğu projesinde bu cemaatlerin bu kadar hem sayısal anlamda hem ekonomik anlamda, mali anlamda, statü anlamında iktidara sahip olma anlamında güç olmasını kim istiyor? Türkiye istemiyor, Türk halkı istemiyor. İsteyen kim? Türkiye içeriden çökermek isteyen küresel güçler. Niye? Peki. Çünkü geniş halk yığınlarını ikna etmek çok zor. Ama cemaat liderlerini ikna edebilirsiniz. Neyle ikna edebilirsiniz? Parayla satın alabilirsiniz. Arşiv ve tehditle satın alabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Bu şekilde bunu yapabilirsiniz. Böyle de sıkıntılar var. O bakımdan şunu ifade etmek istiyorum. Artık Türkiye bir gerçekle karşı karşıya kaldı ve gördü. Her şeyi, tehlikeleri gördü. Ve Türkiye bu şekilde yaşamaya devam edemez. Bir şekilde Türkiye kendi geleceğini inşa etmesi bakımından yeniden harekete geçmek mecburiyetinde. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni neden değiştirip dönüşüp dönüştüremedin? 19 yıllık iktidarda büyük mesafe kat ettiği gözüküyor Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının. Niye dönüştüremiyor? Çünkü Atatürk'ün kurduğu temel altyapı özgürlük, bağımsızlık, adalet ve güvenlik altyapısı. Bu öyle bir altyapı ki halk nezdinde bu yapıdan halk asla vazgeçmiyor. Vazgeçiremediği için de büyük rahatsızlık duyuyor Adalet ve Kalkınma Partisi ve yandaşların. Evet, zedelense de aşındırılsa da vazgeçilmiyor diyorsunuz. Vazgeçemez. Halk bu konuyu biliyor. Halkı bir türlü ikna edemedim. Şöyle yapalım.